Merhaba arkadaşlar, 80 günde devralete ve çarpanlara ayırmanın son bölümüne geldik. Bu video bizim için önemli çünkü diğer 5 video, yani çarpanlara ayırma videolarındaki bütün kuralları burada kullanıyorsunuz ve sadeleştirme yapıyorsunuz. ÖSYM amca sorar dedik ya, özellikle çünkü size bütün çarpanlara ayırmayı kullanabileceğiniz tek soru tarzları buradan gelmektedir. Yani bir nevi sadeleştirme soruları. İsterseniz hiç beklemeden hemen bir geçiş yapalım. Şimdi rasyonel ifadelerde sadeleştirme. Öncelikle verilen ifadeyi çarpanlarına ayırma yöntemleri kullanılarak çarpanlarına ayırırız. Pay ve payda kısmında bulunan aynı ifadeleri sadeleştiririz. Yani sileriz, birbirine böleriz. Rasyonel ifadelerde sadeleştirmeyi çarpanlar ayırma konusunun devamı şeklinde düşünelim. Zaten söylemiştiniz hocam. Sorularda en sade, sadeleşmiş biçimi hangisi şeklinde gelmektedir? Şimdi hemen bir örneğimize bakalım. X kare eksi 4x bölü 4x eksi 16 ifadesini sadeleştirelim. Şimdi arkadaşlar yukarıda x kare eksi 4x var. Aşağıda 4x eksi 16 var. Ortak olan kim yukarıda? Ortak parantezi ilk bakmam gereken de x parantezini alıyorum. O zaman x eksi 4. Aşağıda ortak olan kimler? 4'ler ortak. 4 parantezini alırsam x eksi 4 olur. Böylelikle bakın x eksi 4'ler gitti. Cevabım ne kaldı? X eksi 4 kaldı. Kalanları yazıyorum. Kalan kısımda bizim en sade halimiz. Diğer bir örneğe bakalım. X kare eksi 3x artı 2 bölü x kare eksi 4 bölü x eksi 1 bölü x artı 2 ifadesinin sadeleşmiş biçimini bulalım. Yani bana diyor ki her yeri çarpanlarına ayır arkadaşım, bu kadar. Hemen bakıyorum. Çarpımları artı 2, toplamları eksi 3 olan iki sayı söyleyin. Eksi 2, eksi 1. Başka var mı? Yok. O zaman x eksi 1 ile x eksi 2. Yukarıya açtım. Şuraya x x dedim. Aşağıya dikkat edin, ne var? 2 kare farkı var. O da x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı. Şimdi bölü. Bölü neydi arkadaşlar rasyonel sayılarda? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir. Yani x eksi 1 bölü x artı 2 yazmayacağım. Ters çeviriyorum. Şunun ters çevrilmiş hali nedir? X artı 2. Neye göre? Çarpmaya göre ters çeviriyorum. O halde x artı 2 bölü x eksi 1 yazdım. Şimdi tek işim kalemi alıp kim kim götürüyor onlara bakmak. Bakın x eksi 2 x eksi 2 götürdü. X artı 2 x artı 2 götürdü. X eksi 1 x eksi 1 götürdü. Götürdü derken aslında ne kaldı? Hepsinde 1 kaldı. O zaman pay kısmında 1 1 1 1 yapar. Payda da 1 1 1 yapar. 1 1'e böldüğüm zaman cevabımız 1 çıkar. Geldik. Özellik, not önemli arkadaşlar. Verilen cebirsel ifade kullanılan harfler öncelikle herhangi bir değer verilir. Pay ve payda da bulunan harflere değerler yazılarak hesaplanır. Yani ne demek istiyorum? Çarpanlara ayırmanın daha hızlı çözüm yöntemi arkadaşlar. Yani hiç çarpanlarına ayırmıyorsunuz. Çarpanlarına ayırmadan verilen cebirsel ifadede kullanılan harflere ayrı ayrı sayı veriyorsunuz. Bazen x verir, sadece bir x'e sayı veriyorsunuz. Bazen a, b verir, a'ya ve b'ye ayrı ayrı sayı veriyoruz. Verilen değer hiçbir şekilde paydaları sıfır yapmamalı, tanımsız olmamalı. Verilen değer aynı şekilde seçeneklerde verilir ve aynı sonucu veren değerler cevap seçeneğidir. Yani ben sonuca yazıyorum. Örnekte daha rahat göreceksiniz. Çıkan sonucun aynısı şıklarda buluyorsam onu işaretliyorum. Unutmayalım, seçeneklerde birden fazla aynı değer çıkarsa verilen değer tekrar değiştirilir, yeni değer verir. Bu yüzden verilen değer hem paydayı sıfır yapmamalı hem de seçenekleri aynı yapmamalı. Hocam, açıkladığınız notun örnekle bize bir gösterir misiniz derseniz buyurun. Şimdi ifadesinin sadeleşmiş aşağıdakilerden hangisidir? Birinci yol, bunları tek tek sadeleştireceksiniz. Hemen birinci yolu deneyelim arkadaşlar. Birinci yol, tek tek sadeleştirelim. X kare eksi 5x parantezine x parantezine alırsam x eksi 5. Tamam, bölü. Şimdi x kare eksi 6x artı 5 nedir bu? Çarpımları 5, toplamları eksi 6 olan eksi 5'e eksi 1 verdi mi? Verdi. O zaman x eksi 5 x eksi 1. Bölüyü ne yapıyorduk arkadaşlar? Ters çeviriyorduk. O zaman paya x geldi, payda x geldi. Payda x kare eksi 1. X kare eksi 1 nedir? 2 kare farkı. X eksi 1 ile x artı 1'in çarpımıdır diyorum. Şimdi sadeleşenleri götürün. Bu bunu götürdü. Bakın bu da bunu götürdü. X, x'i götürdü. Ne kaldı? X artı 1. Yukarıda x artı 1. Aşağıda ne kaldı? Bir şey kalmadıysa 1. O zaman cevabım denizde x artı 1. Bu birinci yol. Şimdi gelelim ikinci yola. İkinci yol. Ne demiştik? Verilen ifadede payı paydayı sıfır yapmayacak ve farklı seçenekler bulacak bir sayı verir. Genellikle arkadaşlar vereceğiniz sayılar 2 olsun. Genellikle 2 ya da 3. Şimdi ben tutuyorum, diyorum ki x yerine 2 yazayım.
Hemen yazalım. 2'nin karesi, tabii bunu da soruya yazıyorum. 2'nin karesi 4 eksi 5 çarpı 2 bölü 2'nin karesi 4 eksi 6 kere 2 12 artı 5 bölü 2 bölü 2'nin karesi 4 eksi 1. Düzenleyelim. 4 eksi 5 kere 2 10. 4 çıkartırsam burası ne olur? Eksi 6. Eksi 6 bölü. Aşağısı 4 artı 5 9. Eksi 12. Eksi 3 oldu. Bölü 2 bölü 3. Birinci aynen yazıyor. Bakın eksi eksi götürdü. 6 bölü 3. İkinciyi ters çevir çarp 3 bölü 2. Sadeleştirirsem 6'yı 2'ye böl 3. Şıklarda 2 verdiğimde 3'ü verecek cevaba bakıyorum. 2 verin buraya 2. 2 verin 4. 2 verin eksi 3. 2 verin 1. 2 verin 3. Bakın bir seçeneğim sadece 3'ü verdi. O zaman cevabım Denizli diyorum. Ha, bu test tekniği hızlı bir şekilde çözmeniz için kullanılır. Baktınız çarpanlarını ayırabiliyorsunuz ve en sade soruları ver o zaman harflere bir değer çıksın hemen sonuç. Şimdi gelelim diğer bir soru kalıbımıza. X kare eksi x eksi a bölü x kare eksi 2 x eksi 8. İfadesinin sadeleşmiş biçimi bu olduğuna göre a kaçtır? Şimdi bak sadeleşmiş biçimi. Ben o zaman arkadaşlar şimdi burayı çarpanlarını ayıramıyorum. X kare eksi x eksi a bölü. Şimdi burayı çarpanlarına ayırıyorum. Nedir çarpanları? Eksi 4'e artı 2. O zaman x eksi 4 çarpımları x 8 toplamları x 2'yi verecek. X artı 2. Şimdi ben bu ifadeyi sadeleştirdiğimde karşıma benim ne geliyor? X artı 3 bölü x artı 2 geliyor. O zaman sevgili arkadaşlar sadeleşen ki bakın x eksi 4'ler. Demek ki yukarıda da aşağıda da bir tane x eksi 4 olsun ki sadeleştiğinde bu ifade kalsın. O zaman burada kesinlikle bir tane x eksi 4 hatta bunu kırmızıyla yazalım ki sonradan yazdığımız anlaşılsın. Yukarıda bir tane x eksi 4 aşağıda da bir tane x eksi 4 olacak ki sadeleştiğinde sadece x artı 3 bölü x artı 2 kalsın. O halde yukarıyı şu çarpımı yaparsak artık biz bunları hızlı hızlı öğrendik. X çarpı x, x kare eksi 4x artı 3x eksi x 3 kere 4 eksi 12 bölü aşağısı zaten bana verilen ifade x kare eksi 2x eksi 8. Dikkat edersek arkadaşlar şu ifade neye eşit olmak zorunda? Buna eşit olmak zorunda. Bakın x kare eksi x o zaman eksi a dediğimiz ifade eksi 12 eşit. Buradan da pertabın ikisini alırsak a'yı buluruz. 12 bana da a değerini soruyor arkadaşlar. Geldik ÖSYM tarzı soru. Mn eksi kn artı mk eksi k kare m kare eksi mk artı mn eksi kn ifadesinin en sağda. Yani bana diyor ki çarpanını değil tak tak götür kalandır. Hemen bakıyorum. Mn kn. Arkadaşlar bakın burada ortaklar var. Kim ne? N parantezini alırsam m eksi k kaldı. Sonra devam ediyorum. Burada ortaklar kim? K'lar var. Bunları da kırmızıyla yazdım. K parantezini alalım. Burada da m eksi k kaldı. Aşağıya bakalım. Kimler ortak? M'ler ortak. M parantezini alalım. M eksi k kaldı. Maviyle yazalım. Niye siyah kırmızıyla yazdık ki? M eksi k kaldı. Artık burayı da n parantezini alırsak m eksi k kaldı. Şimdi yukarıda ortak olan kim? M eksi k. M eksi k parantezini aldım. Çarpı. Ne kaldı? N artı k kaldı. Peki aşağıda M eksi k parantezini aldım. Kalanlar bakın M kaldı. Sonra artı N kaldı. Giden var mı? Bakın bu bunu götürdü. Başka giden var mı? Yukarıda N artı k var. Aşağıda M artı N var. Farklı ifadeler olduğu için aynen kalır. Yukarıda N artı k. Aşağıda da M artı N kaldı. Böyle bir ifadeyi sadeleştirmiş oldum. Geldik diğer bir ÖSYM tarzı soruya. 1 bölü A eksi A bölü A kare artı A bölü 1 eksi 2 A artı A kare bölü A kare. Şimdi bakın burada bana resmen diyor ki ya benim payda bir eşitle. O zaman burayı 1 ile çarparsam. Ne oldu bakın? 1 eksi A ile çarparsam. Daha doğrusu paydayı 1 yazdım. A ile çarptım. A kare bölü A oldu. Bölü A kare artı A. Böyle. Burasının açılımı nedir arkadaşlar? Bakın kare var kare var. Şimdi şu ifade sırf ÖSYM amca bizi şaşırtmak için biliyor ama zaten bu şu anlama gelmiyor mu? A kare eksi 2 artı 1. Evet. O zaman çarpımları 1 toplamları eksi 2 olan eksi 1'e eksi 1. Yani kimle kim? A eksi 1 çarpı A eksi 1. Aşağıda da A kare var. Şimdi düzenliyorum. Şurada da bir bölme işlemi var. Dikkat edin. Bunun paydasında bir var. Birinciyi aynen yazıyorum. 1 eksi a kare bölü a. İkinciyi ters çeviriyorum. 1 bölü
A kare artı A bölü. Şimdi bu da bir bölme işlemi olduğu için birinciyi bakın aynen yazdım. Hatta bunu tekrar bir yazalım. Sonra tekrar bir bölelim. A eksi 1, A eksi 1 bölü. Yani şuradaki bölme kalsın arkadaşlar. Bölü A kare. Şimdi dikkat edelim. 1 eksi A kare düzenliyorum. 1 eksi A kare bölü A çarpı A kare artı 1 yazdım. Şimdi birinciyi aynen yazdım. Bölü ikinciyi ters çeviriyorum. A kare bölü A eksi 1, A eksi 1. Şimdi artık bana verilen ifadeyi düzenledim ve tek çarpım haline getirdim. Şimdi yapmam gereken sadeleşenleri sadeleştireceğim. Arkadaşlar bakın A ile A kare gitti. Tamam. Şurada şurası A olacak. Yanlış yazmayalım. Çünkü payda da bakın A kare artı A var. Şimdi yukarıda ne kaldı? 1 eksi A. Şimdi 1 eksi A'yı açarsam 1 eksi A ile 1 eksi A'nın çarpımı 2 kare farkı bölü. Burada da dikkat edersem A parantezine alırsam A artı 1 kalır. Çarpı A kaldı. A eksi 1 çarpı A eksi 1. Şimdi bakın A ile A gitti. Evet. 1 eksi A A eksi 1'i götürdü. Eksi 1 kalır arkadaşlar. Çünkü 1 eksi A A eksi 1 birbirinin neyidir arkadaşlar? Eksilisidir. Çünkü bunu açtığımız zaman eksiliye eksi A artı 1 olur. O yüzden bu bunu götürdü. Eksi 1 kaldı. Bakın aynı şekilde 1 eksi A A eksi 1 götürdü. Eksi 1 kaldı. Şimdi yukarıda kalanlar kim var? 1 var. Aşağıda kalan kim var? A artı 1 var. Eksi 1 eksi 1 artı 1 yapar. O zaman 1 bölü A artı 1. Hocam ben bunu böyle çözmedim. Direkt 1 eksi A'yı açmadan çözüm. Bunu da yapabilirsiniz. Yani şuradan açmadan nerede var? Şurada A eksi 1'in karesi yazdım ya ben buraya. Şununla şuradaki A eksi 1'in karesini götürebilirsiniz. Farklı farklı yöntem kullanabilirsiniz. Ama burada sadece açıp ana mantık nedir? Düzenle, toparla, sonra da çarpanlarına ayırıp götürenleri götür. Şimdi geldik diğer bir sorumuza. Yine ÖSYM tarzı soru. A kare eksi A artı 1 bölü verilmiş. İfadesinin en sade hali nedir? Şimdi arkadaşlar şuraya bakıyorum. A kare eksi A artı 1. Bakın soruda ne var? A kare eksi A artı 1. Kare var, kare var. Ortanın katı yok. Bir not yazdırmıştık size. Tam kare gibi görülüp karesi var, karesi var. Ortada katı yoksa bu küp açılımıdır arkadaşlar. Küpten gelir. Bunu unutmayalım. Şimdi o yüzden bunun açılımı yok. Aynen yazıyorum. Yazıyorum. A kare eksi A artı 1 bölü. Şimdi ortak olan kim? Bakın A'lar ortak. A parantezini aldım. 3A artı 5. Şimdi sol tarafı hallettim. Bakın bölü var. Ben bunu çarpım olarak yazdım. Hatta yine bölüm olarak yazayım. Açayım ondan sonra. A küp artı 1'in açılımı neydi? Bir aynısını yaz. Bir de asansör. Katsız asansör. O zaman A kare eksi A 1'e düştü. Sonra A 0 oldu. Yanına 1 geldi. 1 oldu için. A kare eksi A artı 1. Aşağıya bakalım. 3A kare. 3A kare artı 8A artı 5'i şu yanda açalım. Çarpımları 3A olan 3A'ya A. Çarpımları 5 olan ama topladığım zaman 8 verecek. Şimdi arkadaşlar 1'e 5 dersen bakın 15 bir daha 16 ya da eksili de olsa 14 olacak. O yüzden 1'e 5 değil ne diyeceğim? 5'e 1 diyeceğiz. Burasını 5, burasını 1. Artı artı. Çaprazlama çarptım 3A, çaprazlama çarptım 5A, topladım 8A verdi. O zaman orası da neymiş? 3A artı 5 çarpı A artı 1. Zaten arkadaşlar sorularda sadeleşmesi için bakın burada benim elimde 3A artı 1 var. Bu ipucu olması lazım size. Yani bu çarpanlardan bir 3A artı 5 olsun ki birbirini götürsün. Şıklarda da zaten öyle bir ifade yoktur. O zaman tekrar düzenliyorum. A kare eksi A artı 1 bölü A çarpı 3A artı 5. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çeviriyorum. 3A artı 5 payı paydaya, paydayı paya yazıyorum. A artı 1 bölü A eksi 1 değil artı 1 çarpı A kare eksi A artı 1. Şimdi tek işim açtım, düzenledim. Alıyorum elime kırmızı kalemi. Sadeleşenlerin hepsini tek tek sadeleştiriyorum. Bu, bu arkadaşı götürdü. Bu, bu arkadaşı götürdü. A artı 1, A artı 1'i götürdü. Bakın yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da A kaldı. O zaman cevabım 1 bölü A. Hocam ben buna sayı değeri versem olur muydu? Sayı değeri verirdim. Örneğin A'ya 2 verdim. 2'yi verdikten sonra seçeneklerde bütün seçenekleri 2'yi ver.
Cevap 2 verdiğinde 1 bölü 2 çıktı. Çıkan seçenek doğru cevabımızdır diyoruz arkadaşlar. Ve geldik diğer sorumuz arkadaşlar. A bölü B eksi B bölü A parantezde çarpı A çarpı B bölü 3 eşittir A eksi B olduğuna göre A artı B kaçtır arkadaşlar? Şimdi sevgili arkadaşlar bana resmen burada diyor ki bak diyor benim paydalarımı da eşitle diyor. Ben burayı A ile çarparsam, burayı da B ile çarparsam ne olur açalım? A kare eksi B kare bölü A çarpı B. Parantezi kapattım. Yanında ne var? A çarpı B bölü 3 eşittir A eksi B olur. Şimdi şurada 2 kare farkı var ama ondan önce hocam A eksi B ile A, B birbirini götürür. Evet. Ne kalır? A kare eksi B kare bölü 3 oldu. Eşittir A eksi B. Şimdi buradan A kare eksi B kare neyin açılımıydı arkadaşlar? 2 kare farkı. O zaman A eksi B ile A artı B'nin çarpımı bölü 3 eşittir A eksi B oldu. Şimdi bakın A eksi B pay bunun da payında var. Çünkü paydası bunun 1 olduğu için. A eksi B'ler birbirini götürür. Buradan da A artı B'yi karşıya atarsam 3'ü ne bulurum? A artı B eşittir 3. Ya da isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. A eksi B çarpı A artı B 3'ü karşıya atarsam 3 tane A eksi B yapar. Bakın A eksi B'ler gider. A artı B 3 kalır. Diğer ÖSYM tarzı sorumuz. X kare artı MX artı M bölü X kare artı 7X artı 12 çarpı X kare eksi 9 X kare eksi 5X artı 6 eşittir X eksi 1 bölü X eksi 2 olduğuna göre M'ye kaçtır? Yani bana aslında şunu diyor. Ya bu ifadeler sadeleşiyor ve sadeleştikten sonra bu hale geliyor. Buna göre M ve N kaçtır? Şimdi ben buranın açılımını bilmiyorum. O zaman buraya aynen yazarım. X kare artı MX artı N. Tamam. Bölün. Ama burayı açabilirim. Çarpımları 12, toplamları 7 olan hangi sayılar var? Artı 3'e artı 4. O zaman burası x kare artı 3. X kare nereden geldi? X artı 3 çarpı x. Hocam ne olur düzgün yazın. Yazıyorum düzgün. X artı 4 çarpı x artı 3 ya da x artı 3 çarpı x artı 4. Sonra çarpı x kare eksi 9. Bunun da açılımını biliyorum. Nedir x kare eksi 9? X eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı bölü. Aşağısı nedir arkadaşlar? Toplamları 6 çarpımları eksi 5 olan eksi 3'e eksi 2'dir. O zaman x eksi 3 x eksi 2 eşittir neye? X eksi 1 bölü x eksi 2. Yani bunları sadeleştir. En son x eksi 1 bölü x eksi 2 kalsın. O zaman bakalım gidenleri götürelim. Bu bunu götürdü bakın. Bu bunu götürdü. Başka var mı? Yok. Peki yukarıda x eksi 1 kalmış. Aşağıda da x eksi 2 kalmış. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Aşağıda x artı 4 var ama burada yok. Demek ki burada bir tane x artı 4 varmış. Aynı zamanda yukarıda da bir tane x artı 4 varmış. Ki bunlar birbirini götürsün. Ve aşağıda x eksi 1 yok bakın. X eksi 1 yukarıda kaldı. O halde bu x eksi 1 ile x artı 4'ün çarpımı kesinlikle kime eşit olacak? Şu ifade eşit olacak. O zaman x kare artı mx artı n ne eşit olmak zorunda? X eksi 1 ile x artı 4. Açalım bunu. X kare eksi x artı 4 x'ten artı 3 x ve eksi 4. O halde m değerimiz bizim burada 3. N değerimiz de eksi 4. O zaman benden ne istiyor? M artı n'nin toplamını istiyor. 3 eksi 4 ne yapar? Eksi 1 yapar cevabımız. Neden bu oldu? Çünkü arkadaşlar bakın x eksi 1 şunun yerine ben x eksi 1 çarpı x artı 4 yazarsam burada da zaten x artı 4 ile x eksi 2 kaldı. Bakın bu arkadaş bunu götürüyor. Kalan yine sadeleşmiş hali kalıyor. Hemen diğer sorumuza bakalım. Evet son sorumuzmuş. Evet böylelikle arkadaşlar çarpanları ayırmanın en son bölümüne geldik. Ve 21 gün bitirdik. Yarın 22. gün ve yeni bir konuyla devam ediyoruz 80 günde devre AYT'ye. Evet arkadaşlar 80 günde devre AYT hızlı bir şekilde devam ediyor ve yavaş yavaş artık önemli konulara geçiş yapıyoruz. Ve biliyorsunuz ki sadece AYT'de değil en baştan AYT serisini de izleyebilirsiniz. Çünkü bazı konular var ki hocam işte bunların en temelinden anlatsanız bize dediğiniz konular onları da bir yandan devam ediyoruz. TET kampı da aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir sonraki günde yani yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.